ehli dalaletin, ehli ilhadın, ehli küfrün bazı ayetlere itirazları var. O itirazları güzel bir şekilde anlatabilirsek hem onları susturmuş olacağız, hem ehli imanı vesveseden, şüpheden kurtarmış olacağız. Değil mi? Evet, iki kişi güreşiyor ama bir sürü insan seyrediyor, değil mi? Koca Yusuf çıkarmış böyle güreşmeye ya, değil mi? Koca Yusuf, hemen tutuyorsun çorbacıyı, çarpıyorsun gene. Biraz bari oyun göster. Abe demiş, bütün İslam alemini o anda karşımda görüyorum demiş. Onun için duramıyorum demiş. Tepereyi hemen yere çarpayım. Şimdi böyle, neden bunu seyredemem? Aman, ay bizim güreşçimiz yendi. Şimdi bunun gibi de, burada şimdi öyle güzel hakikatlerden bahsedecek ki, ehli iman rahatlayacak, ehli küfür de o yanlış düşüncesinden inşallah kurtulacak, imana gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi ve inni şeyin illa yüsebbehu bihamdihi. Üstad bu ayeti çok zikrediyor. Nedir bu? Ve inni şeyin illa yüsebbehu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin ve hamd etmesin. Yani her şeyi Allah'ı tesbih eder ve hamd eder. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Velakin siz onların tesbihatını bilmezsiniz. Bu konuda fakih değilsin. Yefkahun fakih. Yani sen o konuda fakih değilsin. Anlayışın yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, fedakar, sıddık, vefadar kardeşlerim. Hoca Sabri, rahmetullahi aleyh. Soruyu soranlar bunlar. Ve Hafız Ali, rahmetullahi aleyh. Mugayyebat Hamse'ye dair Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualinize gayet mühim bir cevap isterken ma teyüsüf şimdilik haleti ruhiyem ve ahval-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel, gayet özet, kısa işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki ehli ilhad tarafından, dinsizler tarafından tenkit suretinde mugayyebat-ı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahmi maderdeki anne karnındaki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşfediliyor. Onu Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuayı ile rahmi maderdeki ceninin müsekker, müennes olduğu, kız veya erkek olduğu anlaşılıyor ultrasonla. Demek mugayyebat-ı hamseye ıttıla kabildir. O beş bilinmeyen şeye muttali olmak, bilmek mümkündür. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki beş şey var. Bunları Allah'tan başka kimse bilemez. Mesela yarın ne kazanacaksın? Küre-i arzın neresinde öleceksin? Ne zaman değil, neresinde öleceksin? Allah Allah. Kıyamet vakti, anne karnındaki çocuğun kendiyeti ve yağmurun yağma vakti. Buna hamse beş demek. Mugayyabat da gayb. Bu beş gayb diyor, Allah'tan başka bunu kimse bilemez. Adam diyor bildik. Yarın yağmur yağacak diye efendim rasathaneden söylüyorlar. Bilmedik mi bildik. Anne karnındaki çocuğun artık kız mı erkek mi olduğu biliniyor. Bunun yazdığı zaman demek ki daha yeni bilinmeye başlamış. Şimdi herkes biliyor. Bir kız bekliyoruz diyor. Eskiden ne gelecek bilmiyorduk yani. Biliniyor diyor. Hani Allah bilemez demişti diyor. Bakın şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Hatta bana bir insan vardı. Hütbede diyor hocanın biri. Maalesef demiş, onu da bildiler. Maalesef onu da bildiler demiş. E şimdi hoca maalesef bildiler derse cemaat ne der? Cemaat de tüh be. Demek Kur'an'da yanılıyormuş bazı yerler. Allah muhafaza. Ne olur adamın imanı şüpheye düşer. Tabii imanımızı şüpheden vikaye ediyor. Şimdi bombardımana geçiyor. El cevap. Yağmurun vakti nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için doğrudan doğruya
meşiyeti hassa-i ilahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki, bir umumi irade var, bir de hususi irade var. Şimdi güneşin doğması umumi irade. Bak doğacak yarın 6'ya 3 kala güneş doğuyor. Bunu herkes biliyor, bütün takvimler yazıyor. Fakat sen takvimleri aç bakalım. Bugün yağmur yağacak diye yazıyor mu? Yazmıyor. Ay tutulacak diye yazıyor mu? Yazmıyor. Güneş tutulacak yazıyor. Yağmur yağacak yazıyor mu? Yazmıyor. Ha, iyi. Bir sırrı hikmeti şudur ki, kainatta en mühim hakikat ve en kıymetli mahiyet, nur, vücut ve hayat ve rahmettir. Vücut zaten varlık demek, yani varoluş. Yani bu değil, bu ceset bu. Adam ölüyor, oğlu gidiyor, hocam diyor bir salah oku, babamı kaybettik. Babası evden yatıyor yatakta. Orada duruyor adam, nerede kayboldu? Yani esas vücut gitti. Vücut hayatla kaimdir. Hayat varsa vücut vardır. Hayat yoksa yoktur. Onu alıp hemen çukura koyuyorlar. Poşet, poşet. Demek ki kainatta en kıymetli mahiyet nur. Nedir o? İman hem nurdur hem kudrettir. Vücut ve hayat ve rahmettir. Ki bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilahiye ve meşiyet-i hassa-i ilahiye bakar. Hani bir bedevinin devesi ölmüş, adam bakıyor yerde duruyor, yahu diyor, seni de diyor, beni de götüren birisi vardı diyor. O nereye gitti diyor. Şimdi seni de götürmüyor, beni de götürmüyor diyor. İşte hayat o. Koy teraziye, bir kilo düşmemiştir. 100 kilo ise 100 kilodur. Nedir bu hayat? Perdesiz. Perdesiz ya. Yani. Bu meşiyeti hassa-i ilahiye bakar. Sair masnuatta zahiri esbab kudretin tasarrufatına perde oluyorlar. Mesela Allah bize süt verecek, ineği perde etmiş. Yumurta verecek, tavuğu perde etmiş. Bal verecek, arıyı perde etmiş. İncir verecek, odunu perde etmiş. Üzüm verecek, kütüğü perde etmiş. Perdeni veriyor. Ama bunda bir perde yok yani. Hayat, hayat denen şey. Ve muttarit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hicab oluyor. Onlar bir derece hicab oluyor. Fakat vücut, hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış. O perdeler konulmamış. Nasıl ışığa dönüşüyor bunu bulamıyorlar. Evet bir enerji var. Sokuyorsun, suyunu ısıtıyor. Sokuyorsun, suyunu soğutuyor. Sokuyorsun, efendim ütünü yapıyor. Sokuyorsun, tıraş ediyor. Biniyorsun, götürüyor. Sokuyorsun, yanıyor. İşte bu enerji nasıl böyle ışık oluyor? Bunu bilemiyorlar. Bu nur olduğu için perdesiz. Ötekilerine bir şeyler söylüyorlar. Ona diyorlar, aklımız vermiyor. Perdesiz. Nur. Bu maddi nur, iman da manevi nur. Bakıyorsun imamın oğlu imansız meyhanecinin çocuğu nur talebesi. Olmuyor mu? İmamın oğlu namaz da kılmıyor, İslam'a da karşı. Ben İzmir'de bir olgay var ya, babası meyhaneciydi. Derse gidiyordu, diyordu kız arkadaşlarımla görüşmeye gidiyor. Öyle bırakıyordu çocuğu. İşte bak Allah ona hidayet ediyor. Perdesiz. Diyemezsin bu bundan oldu. Ebu Leheb peygamberimizin amcası hidayetten mahrum. Bilal-i Habeşi Habeşistan'dan geliyor, iman ediyor. Buyurun. Perde yok yani. Hidayet çünkü nur. Hatta Bilal-i Habeşi bir gün böyle raks ediyor. Coşmuş oynuyormuş böyle. Resulullah Efendimiz demiş, ya Bilal ne bu hali? Ya Resulallah demiş, şeyimden, neşemden, memnuniyetimden, saadetimden oynuyorum. Ben oynamayın kim oynasın. Allah demiş bana hidayet etti. Seni buldum, Kur'an'ı buldum, dini buldum. Eğer hidayet sizin elinizde olsaydı ben nasıl bulacaktım ta Habeşistan'dan? Nerede? Kendi akrabalarından, kendi aşiretinden bana sıra gelmezdi.
biliyor musun? Amcasına hidayet yok. Habeşistan'daki adama hidayet var. Bu da perdesiz işte. Perdesiz. Yani ben bu adama anlattım, yola geldi. Ben bu adama okudum, namaza başladı. Yok canım öyle bir şey. O zaten hidayete layık birisiymiş ki Cenab-ı Allah seni karşısına çıkarmış. O kadar. O kadar. Perdesiz çünkü. İman nur. Fakat vücut, hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti ise o işte cereyan etmiyor. Madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır. Vücutta rahmet ve hayattır. Yağmur hayata menşe ve medar rahmet. Belki aynı rahmettir. Su olmasa hayat olur mu? Olmaz. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Ben her canlıyı, her hayatı suyla yarattım diyor. Sudan yarattım. Suyla beraber yarattım. Suyla bitişik yarattım. Elbette vesayete perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi meşit hassay ilahiyi setretmeyecek. Kaide demek bir şeyin, dedik ya sabahleyin, güneş 6'ya 3 kala. Yarın 6'ya 2 kala. Öbür gün 6'ya 1 kala. Kaide bu. Kaide bu. Bu kaide gidiyor, devam ediyor. Ta ki her vakit herkes her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur olsun. Yani devamlı yağmur yağmadığı zaman Allah'a ne yapalım? Dua edelim. Ya bak, yağmur duasına çıkmıyor, dua ediliyor rahmet için. Eğer bir kaide dahilinde olsaydı, o yağmur da bir kaide dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda, güneşin doğmasında ne kadar menfaatler olduğu malumdur. Halbuki muttarit belli bir kaideye tabi olduğundan güneşin çıkması için dua edilmiyor. Neden? Hep çıkıyor. Hep geliyor. Demek Cenab-ı Allah yağmuru kesiyor ki ne yapalım? Ona dua edemeyiz. Cenab-ı Hak bizim dua etmemiz istiyor. Bir baba bile çocuğunun babacım demesi istiyor değil mi? Çikolatayı çocuğum der ya. Babacım de. Babacım. Bir daha de. Öp bir de babanı. Ondan sonra çikolatayı veriyor. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak bizi dua ettirmek için yaratmış. Öyle diyor ayette. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum. Habibim onlara de, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ne ehemmiyetiniz var? Hiçbir ehemmiyetiniz yok. Ama affedersin bir ineğe desen inek, duan olmazsa ne ehemmiyetin var? İnek desek nasıl ne ehemmiyetin var ya? Ben siz toprağa oturamıyorsun. Ya sütüm var, ya köftem var, ya dolmam var, ya pastırmam var, ya sucuğum var, ya yoğurdum var, ya kaymağım var. Ulan nasıl ne ehemmiyetin var? Affedersin inek kardeşim. Bana o dese senin duan olmazsa ne ehemmiyetin var? Etim yenilmez, saçımdan çorap örülmez, sütüm yok. Kereste olmazsın, ip olmazsın, sap olmazsın. Senin ne ehemmiyetin? Doğru, ne ehemmiyetin? Peki bizim de işimiz bu. Demek ki halbuki güneşin çıkması için dua edilmiyor. Neden? Belli. Ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Çok şükür ya. Güneş doğdu komşular. Aa, şaşırır adam. Ne diyor? Güneşimiz doğdu. Adam der, ulan üşüttü mü kafayı yoksa? De biz böyleyiz. Doğmasa birkaç gün. Şimdi mesela çeşmelerde su akıyor. Hiç şükretmiyor. Çok şükür suyumuz akıyor. Çok şükür. Fakat üç gün sular kesiliyor. Allah kokuşuyor. Sular başlıyor. Gelme. Komşusu geldi. Geldi bize. Bize daha gelme. Gelir. Yukarıya çıkıyor. Komşum. Müjde. Su geldi. Başka gün niye yapmıyorum bunu? Akıyor ya devamlı. Yapmamız lazım. Ve ilmi beşeri o kaidenin yoluyla yarın güneşin çıkacağını bildiği için gaipten sayılmıyor. Gaip bende güneş yok. Ne zaman gelecek ne bileyim ben. Ama belli, bunun şeyi yapılmış, hesabı edilmiş. Belli. O gaipten sayılmıyor.
Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua ile dergah-ı ilahiye irticaya mecbur oluyorlar. Ve ilmi beşeri vakti nuzulünü tayin edemediği için sırf hazre-i rahmetten bir nimet-i hassa telakki edip hakiki şükrediyorlar. İşte bu ayet bu noktayı nazardan yağmurun vakti nuzulünü mukayyabat-ı hamseye idhal ediyor. Beş bilinmeyen şeye dahil ediyor. Hemen şimdi itiraz edecek. Ya rasathanede dün dedi bugün yağdı. Rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek gaibi bilmek değil. Bak burada işini bitiriyor. Kıtlan sıkıyor. Belki gaipten çıkıp alem-i şehadete takarrubu vaktinde, yakınlaşması vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Yani yağmur çıkmış, biz çıplak gözle göremiyoruz, rutubet şeklinde geliyor. Rasathane onu görüyor. Onu görüyor, hesap ediyor bu hızla, bu süratle diyor bu. Yarın diyor bu, İstanbul'da olur bu bulut, rahmetini oraya bırakır diyor. Hesap ediyor, her şey hesaptır. Bu yağmur çıkmış ama biz görmüyoruz çıktığını. Biz görmüyoruz çıktığını. Tabii biz görmediğimiz için bize göre gaip. Hakikaten o gaip değil. Gaipten çıkmış, aletle görülüyor. Şimdi bir bardak su getirdin sen. Birisi bakıyor mikroskopla, vay be. Ne oluyor? Ulan neler var içinde bunun be? Cirit atıyorlar bakteriler. O görüyor, ben görmüyorum. Çünkü mikroskopla baktığı için görüyor. Ha. Demek ki rasathanelerdeki yağmuru keşfedip şu gün şu saatte yağmur yağacak demek gaibi bilmek demek değilmiş. Ha. Şimdi rahatladık. Nasıl en hafi umuru gaybiye vukua geldikte veyahut vukua yakın olduktan sonra hissi kablen vukuun bir neviyle bilinir. Birini arıyorsun telefonda, vallahi şimdi senden bahsediyor. Geçen gün İzmir'de sabah kahvaltısına gidiyorum bir yere, İzmir 3 milyonluk şey, Avra sokağa böyle insan kayıyor. Şimdi geçiyorum ben oradan, ben böyle derslerde diyorum ki, börekçi yalan söyleyebilir, börek yalan söylemez. Baklavacı yalan söyleyebilir, baklava yalan söylemez. Hani üstada geliyor ya talebeler, lise talebeleri. Üstadım, öğretmenlerimiz, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Bize Halik'imizi tanıttı. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, okuduğunuz fenlerden her fen mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halik'i tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Sen diyor fiziği dinle, fizikçiyi değil. Matematiği dinle, matematikçiyi değil. Matematikçi yalan söyler. Fakat matematik yalan söylemez. Fizikçi yalan söyler, fizik yalan söylemez. Baklavacı yalan söyler, baklava yalan söylemez. Şimdi ben tam oradan geçiyorum, o da boyoz satıyor. Boyozcu yalan söyler, boyoz yalan söylemez diyor adam. Ben dedim hayırlı işler. Abi ne oluyoruz ya diyor. Ne oluyoruz ya diyor. İçeride senden bahsettim. Sen böyle diyorsun ya. Ben de öyle diyeyim dedim diyor. Ha oru abi gel sarıldı boynuma içeri gel. Bir boyoz sana bir kutu falan. Ya dedim. Abi ya dedi. Ne oluyoruz ya dedi. Dedim ya ne olacak bir şey olmaz. O kadar gözümüzün önünde tevafuklar var ki. Bu onun yanında hiç kalır sıfır kalır. Değil mi? Bak senin burnun orada benimki de burada. Coşmuşunki de burada. Dedemin dedesininki de burada. Bak ne kadar Allah tevafuklar yaratmış değil mi? O tevafuk bunların yanında gözle görülmeyecek kadar. Öyle değil mi Murat'ım? Tabii ya. Demek ki oluyormuş. İnsan birinden bahsediyor. Tak karşına çıkıyor. O zaten geliyor. Senin ruh aynana çarpıyor. Ama aklın henüz ona vakıf değil. Konuşuyorsun.
Ya diyorsun işte şuydu buydu. Mehmet ise şöyleydi böyleydi. Tak! Vay vallahi senden bahsediyordur falan. Onu anlatıyor burada. Ya. Subhanallah. Evet. Nasıl en hafi, en gizli umuru gaybiye, gaybi olaylar. Henüz gaybde daha vücuda çıkmadı. Vücuda geldikte veyahut vukua yakın olduktan sonra hissi kablel vukuun bir nevile bilinir. O gaybı bilmek değil. Belki o mevcudu veya mukarrebül vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Yani ayakları şu İstanbul'un uçlara et şeklinde. Demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var, başlangıçları. O mebadiler rutubet nev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi, aynen kaide gibi, aynen güneşin doğmasını bilmek gibi, ayın tutulacağını bilmek gibi, ilmi beşerin gayipten çıkıp daha şehadete girmeyen, çıkmış ama bizim gözümüze görünmeyen umuru, umura vusile bir vesile olur. Fakat daha alemi şehadete ayak basmayan ve meşeit hastayı hastayla rahmeti hastadan çıkmayan yağmurun vaktin huzurunu bilmek ilmi allamul guyuba mahsustur. Yoksa bize bunu yuttururlar da ha. Böyle bir cevap buradan okumasaydı buz gibi yuttururlar vallahi. Neler yutturmuşlar bugüne kadar. Kaldı ikinci mesele. Ne ikinci mesele? Anne karnındaki ceninin kız veya erkek olduğu bilinmesi. Çocuklar ne kalkıp gidiyorsunuz? Ha, hadi bakalım. Ders arasında kalkmak da iyi değil. Kaldı ikinci mesele. Röntgen şuayıyla rahmi maderdeki çocuğun erkek ve dişisini bilmek ile ve ya'lemu ma fil erham ve ya'lemu ma fil erham erhamlardakini ancak ben bilirim diyor. Benim ilmimde diyor. Ayetinin meali gaybisine münafi olamaz. Çünkü ayet yalnız zükuret ve ünuset keyfiyetine değil. Ayet demiyor ki çocuğun kız veya erkek olduğu bilinmez. Belki o çocuğun acip istidadı hususisi ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat hayatiyesinin mebadileri, hatta simasındaki gayet acip olan sikke-i samediyet murattır ki, kime benzeyecek bu çocuk? Büyüyünce ne olacak demin? Uzun boylu mu, kısa boylu mu? Esmer mi, zayıf mı, beyaz mı? Gayıptır, bilinmez. Ha? Gayıptır, bilinmez. Gayıptır, bunlar bilinmez. Karakterli mi, karaktersiz mi, hırsız mı, polis mi, uğurlu mu, uğursuz mu, şakî mi, sait mi? Ya. Allah Allah. Efendim, hatta simasındaki gayet acı olan sikke-i samediyet murattır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi ilmi allâm-ül guyuba mahsustur. 100 bin röntgen misal fikri beşeri birleşse, o çocuğun umum efradı beşeriye karşı birer alameti farikası bundan yalnız hakiki simay ve çiğesini keşfedemez. Yani bırak iç yüzünü, şu yüzünün fotoğrafını çekip de bu çocuk ileride böyle olacak denmez. Nerede kaldı ki simay ve çiğsinden, şu simasından 100 defa daha harika olan istidadındaki simayı maneviyi keşfedebilsin. İç yüzünü. Dış yüzünü tam bilemeyen iç yüz nasıl bilir? Başta dedik ki vücut ve hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlardır. Ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o cami hakikat hayatiye bütün incelikleriyle ve dekaikiyle irade-i hassaya ve rahmeti hassaya ve meşiyeti hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki, hani meşiyeti hassa,
Ne demek? Özel. Hani bir ne diyorsun? Cemaate selam söyle. Özellikle Serkan'dan Murat'a. Özellikle bak. Şimdi Cenab-ı Hak bir umumi veriyor, bir de hususi veriyor. Şimdi bize Cenab-ı Hakk'ın bir umumi esmasının tecellisi var, bir de hususi var. Umumi bak hepimiz birbirimize benziyoruz. Burnumuz aynı yerde. Kestek yumurumları yere atsak bu benim burnumdu diyemeyiz. Bulamayız burnumuzu. Kulaklarımızı kesip yere atsak benim kulağımdı diye ayrıt edemeyiz. Bak bunlar umumi. Ama hepimizde hususi bir yüz vermiş değil mi? Bak hususi. İşte bu ehadiyet tecellisi. Bu vahidiyet, bu ehadiyet. Birbirimize benzememiz vahidiyet, benzemememiz ehadiyet. Kul huvallahi ahad. Ehad ve vahid Arapça ikisi de bir demek. Bir. Ehad da birdir, vahid de birdir. Şimdi vahidiyet umumunun bir elden çıktığını gösteriyor. Ehadiyet de başka bir elin karışmadığını gösteriyor. Şimdi kapatalım gösterimizi. Herkes böyle yapsın. Kim elini çırptı belli olur mu? Kapatalım gözlerimizi. Birisi selamun aleyküm desin. Tanıyorsak o insanı derim bu Serkan'dır. Kapıyı çaldın kim o? Ben diyorsun. Kapı açıldı değil mi? Ben. İsmini de söylemeyin. Ben. Peki başka birisi ben diyemez mi? Der ama o ben kapıyı açmaz. Kim o? Açar mı kapıyı? Et değil mi bu et? Bu da et. Bu da etten çıkıyor bu ses. Bu da etten çıkıyor. İkisi de ses. Bu kapıyı açıyor, bu kapıyı açmıyor. Sabaha kadar gideceğim sana. Kim o? Benim anne. Tamam. Gel bakalım. Geç kaldın. Öyle değil mi? Anlıyor musun? Anladın mı şimdi sen bunu? Anladın değil mi? Sen şimdi kapıyı çaldığın zaman annen sana kim o dese ne dersin? Hoş geldin derim. Hoş geldin mi dersin? Ulan sen kapıyı çalıyorsun annen kapı açacak sana. Benim annem. Ha benim annem. Şimdi başka bir çocuk benim anne dese kapıyı açar mı annen? Açmaz. Açmaz. Neden? Onun sesi senin sesinden değişik. Değişik. Aferin. İşte onu anlatmak istedim. Ama bu ses aynı. Kapıyı çalsan açar mı kapıyı? Annen açmaz. Açma. Benim anne demen lazım. Aferin. Yani şimdi köfte bilimleri yatılır kalır. Benim anne. Benim anne açar mı kapıyı? Nerede kaldı ki simayı ve çiğsinden yüz defa daha harika olan İstidadındaki sima-i manevi keşfedebilsin. Başta demiştik ki vücut ve hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlardır. Ve en mühim makam onlarındır. Tabii ya. Şimdi bütün bu koltuklar, pantolonlar, ayakkabılar, arabalar kimin için lazım? Hayatı olan bir insan için lazım değil mi? Hayat gittiği zaman o adama çekyat lazım mı? Araba lazım mı? Çarşaf lazım mı? Bardak, çatal, bıçak lazım mı? Yok. Hayata hizmet ediyor demek bütün bunlar. Evet. Onun için hayat diyor en mümkün makam onundur. İşte onun için o cami hakikat hayatiye bütün incelikleriyle ve dekaikiyle irade-i hassaya ve rahmeti hassaya ve meşiyet-i hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki hayat bütün cihazatıyla ve cihatıyla şükür ve ubudiyet ve teslim menşe ve medarı olduğundandır ki irade-i hassaya hicab olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Mesela bir çocuk anne karnında 4 aylıkken gene bir canlılık var fakat hayat yok. Doktorlar diyor bir canlılık var ama hayat yok diyor. Hatta doktorlar diyorlar, hani çocuk aldırmaklar var ya, yani henüz ruh gelmeden önce, hayat gelmeden önce
Yani o çocuğu aldırırsan katil olmuş olmuyorsun. Hocalar da ona fetva veriyor. Ama ruh verildikten sonra nedir o? Hayat. Hayat geliyor ona bir anda. Ne kadar muazzam kıymetli bir şey değil mi? Hayata hizmet. Mesela bakıyorsun 90 yaşında bir adam hastanede deri kemik olmuş. Ona da serum takmışlar. Hayata hizmet ediyorlar bak. Bunun hayatına hizmet veriyorlar. İlacını veriyorlar, iğnesini yapıyorlar, serumunu takıyorlar. Ya 90 yaşında zaten bitmiş diye fişini çekmiyor. Hayat. Ya. Arayan Şeron bak daha ölmedi. Yaşıyor. Arayan Şeron kaç senedir komada yaşıyor. Kıyamete kadar yaşayacak zalim. Allah göstermiyor. Hayat çıkmadı da. Demek ki ne diyor? İrade-i hastaya hicab olan yeknesaklık ve kaililik ve rahmet-i hastaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Zahiren baktığın zaman bu adamın ölmemesi lazım. Ölüyor adam ya. Zahiren baktığın zaman bu adamın ölmesi lazım. Ölmüyor adam. Değil mi? Ölmüyor. Hayat. Cenab-ı Hakk'ın rahmi maderdeki çocukların sima-i maddi ve sima-i manevilerinde iki cilvesi var. Birisi vahdetini ve ahadiyetini ve semadi samediyetini gösteriyor ki o çocuk azay-ı esasinde ve cihazat-ı insaniyetin insaniyenin envaında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle Halik ve Sani'nin vahdetine şehadet ediyor. Yani çocuk gelmeden annesi iki tane patik örüyor. Ondan sonra iki tane eldiven örüyor. Ondan sonra zıbınına iki tane kol koyuyor. Demiyor bu çocuk kaç kolludur değil mi? Bu cihette çocuk dışarıdakilere benziyor. Bak. Bu cihette dışarıdakilere benziyor. Neden? Yani bunları kim yarattıysa onu da o yarattı. Tek bir saniye. Allah'ın neyine delalet ediyor? Vahdetine. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki bana bu sima ve azayı veren kim ise bütün esasat-ı azada esasat-ı azada bana benzeyen bütün insanların sani'i odur. Odur. Yani diyor bana bu burnu kim verdiyse burnu olan esasat-ı azâ diyoruz ama adamın şurasında bir et var. O esasattan değil. Herkeste yok o. Bir et var. Ama burun her canlıda var ya. Her canlıda var. Odur. Ve bütün sihayatın sani'i odur diyor. O çocuğun haliyle bu burnu buraya kim koyduysa bütün insanların burnunu o koydu ve bütün canlıların da burnunu o koydu. İşte rahmi maderdeki ceninin bu lisanı gaybi değil. Gaybi değil. O çocuğun oradaki konuşması gaybi değil. Kaideye ve ıttırada ve nev'ine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Malumdur, bilinebilir. Âlem-i şehadetten adeta buradan âlem-i gayba gitmiş bir girmiş bir daldır. Ve bir dildir. Adeta buradan girmiş annesinin karnına. Oraya bir dal, hani bazen dal olur ya. Komşunun efendim bahçesindedir ağaç. Gelir bizim pencerenin önünden geçer. Dal girer oraya. İşte o da diyor, alemi şehadetten alemi gayba girmiş bir dal ve bir dildir adeta. Orada konuşuyor ama buradaki gibidir yani. Bu maddi ciheti. Bu diyor, bir daldır ve bir dildir. İkinci cihet, simai istidadiyi hususiyesi. Zeki mi olacak, aptal mı olacak, saf mı olacak, kurnaz mı olacak, gaddar mı olacak, merhametli mi olacak, cömert mi olacak, cimri mi olacak, bak bak bak, imanlı mı olacak, imansız mı olacak. Ya. İkinci cihet, sima-i istidadi-i fıtri hususiyesi ve sima-i veçhi-i şahsiyesi misalıyla saniyenin ihtiyarını
iradesini, meşiyetini. Meşiyet burada ne? Özel. Seninle bir umumi Cenab-ı Hak ilgilenmiş, bir de özel. Senin gibi bir adamda, 7 milyar insanda yok. Özel. Ve meşiyetini ve rahmeti hastasını hiçbir kayıt altında olmadığını. Ya insan 20 kişi yapar, 21.'si benzer. Trilyarlarla insan dünyadan gelmiş geçmiş, kimse kimseye benzer. Buna ancak Allahu Ekber diyerek secdeye kapanmak olur. Başka bir şey olmaz. Kayıt altında olmadığını bağırıp gösteriyor. Fakat bu lisan gaybul gayıptan geliyor. İlmi ezeliden başkası kablen vücut, vücuda gelmeden bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahmi maderde iken bu simanın binde bir cihazatını görmekle bilinmiyor. Sen binde bir gördün, kız olduğunu gördün. Elhasıl ceninin simayı istidadisinde ve simayı veçisinde hem delail-i vahdaniyet var, hem ihtiyar ve irade-i ilahiyen hücceti var. Eğer Cenab-ı Hak muvaffak etse, bu gayyebat hamseye dair bazı nükteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmedi, Fatime veriyorum. Daha ne yazacak? El-Baki huvel-Baki, kardeşiniz Said Nursi, Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimül hakim, ve ahiru da'vahum, enilhamdülillahi rabbil alemin, El-Fatiha temas salavat.